Aziz ve muhterem izleyenlerim Manisa Büyükşehir Web TV stüdyolarından sizlere bu akşam iftar saatinde Yine hitap etmenin sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her nerede iftar saatimiz seyrediliyor takip ediliyorsa orada bulunan kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere, yavrularımıza hepsine Allah'ın selamını gönderiyorum. Allah'ın selamıyla selamlıyor Ramazan-ı Şerifin bütün kutsiyetinden, damazan ı Şerif'in bütün bereketinden istifade etmelerinizi diliyorum. Yüce Allah'ın Habibi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin şefaati cümlenizin, cümlemizin ve cümle geçmişlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak'tan rahmet, bol bol şu mübarek iftar saatinde bol bol rahmet niyaz ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Efendim, e, hayırlısıyla Ramazan-ı Şerifi cümlemiz sağlık ve afiyet içerisinde, huzur içerisinde, sevgi ve mutluluk içerisinde tamamlamayı yine Rabbimizden niyaz ediyorum. Manisamızda Ramazan-ı Şerif güzel e, yaşanıyor elhamdülillah. İnsanlar birbirleriyle sevgi ve muhabbet içerisinde, işlerine, güçlerine bakıyorlar. Fırınların önünde yine eski yıllarda olduğu gibi Akşam iftar saatlerinde pide alma kuyrukları, ekmek alma kuyrukları oluşuyor. Çünkü taze sıcak pide eve götürmek için herkes o saatleri bekliyor. Böyle bir saat, bir buçuk saat önceden başlıyor o kıpırtı. Hurması kalmayanlar, evinde hurması olmayanlar, hurma alışverişi, gözümüze çarpanlar bunlar. Efendim camilerimizde okunan mukabelileri takip etmeye çalışıyorlar müminler eskiden olduğu gibi 40-50 yıl önce olduğu gibi çok yoğun olmamakla beraber ama yine de Kur'an-ı Kerim'in efendim mukabele geleneği sürdürülüyor ve ciddi bir oranda da cemaatimizden onu takip eden hemen rahlenin başına oturup Kur'an-ı Kerim'ini açıp dinleyenleri görüyoruz. Bu e, bu da güzel bir gelenek olarak devam ediyor. Tabii ki ibadet öncelikle ama camilerimizdeki bu şekli itibariyle bu ifadeyi kullanıyorum. İnşallah evlerimizde ve camilerimizde hep bu mukabele geleneği devam etsin diye niyaz ediyorum. Ee, sevgili izleyenlerimiz bugün e, sohbet konumuzda e, sevgili peygamberimizin kitaptan okuyacağım tabii ki. E, sevgili peygamberimizin Arafat'ta Arafat hacca gidenler biliyorlar. Umre'ye gidenler de ziyaret ediyorlar en azından orayı. Arafat artık hacın en önemli noktasıdır Arafat'ta. Arafattaki dua, oradaki vakfe o artık orada bulunmayan hacı olmaz zaten. Eksik olur hac. O günler içerisinde Arafat'ta yapılan sevgili peygamberimizin Arafat'ta yapmış olduğu duayı sizlere okuyacağım inşallah. Biz de sanki Arafat'ta onunla beraber sevgili peygamberimiz dua ediyor da biz de onunla beraber amin diyoruz gibi o anı yaşamak istiyorum. Sonra da Yıllar önce, yaklaşık yarım asır önce bana değerli bir ağabeyim tarafından meşk edilen e, bir ilahi var Manisa'mızda. E, tabii bu ilahinin ne güfte yazarını ne bestesini tam bilemiyorum. Ama o rahmete giden değerli ağabeyimiz Manisa Mevlüt Hanlarından Halil Kırtok. Onun meşk ettiği hoca efendiyi biliyorum. Onun da da son zamanında, yaşlılığında tanışmıştım. Ee, bu bölgede meşhur Demircili Hafız Abi adıyla anılan bir musiki şinas, hafızımızdı. Bir ağabeyimizdi, bir büyüğümüzdü. Ee, aşağı yukarı 45 yıl önce Hakk'ın rahmetine gitti. Ee, Demircili Hafız Abi'den meşketmiş bu ilahiyi. Ben de o ilahiyi okuyacağım inşallah Allah nasip ederse. Ee, bu bu bahsettiğim Demircili Hafız Abi Manisa'nın Demirci ilçesinden. Ama Akisar'da yaşıyordu ömrünün sonlarında. Orada çocukları evli olduğu için onların yanında yaşlığını orada geçiriyordu. Akisar'da kendisini ziyaret etmiş tanışmıştım. Demirci ile Hafız abi gençliğinde meşhur Hafız Buran vardır. Gazelhan, Mevlid Han Hafız. E, ...1930'lu yılların, 40'lı yılların Türkiye'nin en meşhur Mevlid Hanlarından. Hafız Burhan. Hafız Burhan'ın gazel okuduğu sahnelerde, e, plaklarda işte o zaman taş plaklar var. Ona ona refakat eden, ona ud çalan, uduyla ona refakat eden bir değerli bir hafızımız, bir musiki şinas hafızımız. Demirci'li Hafız abi. Bu şekilde bu kadarıyla tanıyorum kendisini. Çok fazla derinlemesine bunun dışında fazla bilgim yok. Ona da rahmet diliyorum. Havuz Buran'a da bütün bu adı geçen geçmişlerimize de ve benim değerli abim 24-25 sene beraber mevlid okuduğumuz, burada Muski Tasavvuf Muskisi Derneği'ni beraber kurduğumuz bir abimizdir. Mevlid Halit Kurtok. Allah gani gani rahmet etsin. Efendim, şimdi sevgili peygamberimizin Bunları söyledikten sonra tabi ilahiyi sonraya bırakıyorum bu sohbetimizin sonunda. Şimdi sevgili peygamberimizin Arafat'ta yapmış olduğu, akşam etmiş bulunduğu dua ve niyazı sizlere okumaya çalışacağım. İlah yalnızca Allah'tır, birdir. Eşi ortağı yoktur. Mülk ve hükümranlık O'nundur. Övgü ve şükür, hamd ona mahsustur. Hayır ve hayırlıyı seçmek de yalnızca onun elindedir. Hayat verir, ölümü gerçekleştirir. Ebedi hayat ile diri, ölümlülükle ilgisi yoktur. O kanunlarının üzerinde cari olduğu her şeye ölçü kor ve her şeye muktedirdir. Allah kainattaki dengeyi, düzeni, mahlukatın rızkını, hayatın devamını adaletle sağlayan, ebedi alemde adaletle mükafatlandırıp cezalandıran hak ilahın yalnızca kendisi olduğuna şehadet etti. Melekler ve adil, objektif düşünen ilim adamları, alimler de şehadet etti. Ondan başka ilah yoktur. Kudretli, hikmet sahibi ve hüküm Kur'an-ı Kerim 3 18. ayet. Elbette ben de bu gerçeği kabul ve şahadet edenlerdenim ya Rabbi. Allah'ım hamd sana mahsustur. Senin buyurduğun gibi bizim söylediğimiz sözlerden daha mükemmeliyle sana hamd olsun Allah'ım. Allah'ım benim namazım, ibadetim, hayatım, ölümüm senin içindir. Dönüşüm sanadır. Rabbim mirasım da sana aittir. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, gönlümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur, dilimde bir nur yarat. Allah'ım göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, gönüllere vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinden, şerrinden, fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden Zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa dönüştürülmesinden, aniden gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni kitap ve peygamberlerle insanlara ulaştırdığın hidayetine erdir. Gelecekte işleyeceğim ve geçmişte işlediğim günahları bağışla. Gelecekte ve geçmişte beni koruma kalkanına al. Ahirette ve dünyada bana affınla muamele yap. Ey müracaat edileceklerin en hayırlısı, kendisinden istekte bulunanların en cömerdi, en çok bağışta bulunanı, ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım, mahlukatına ve beytinin, hacılarına verdiklerinin en değerlisini şu akşam üzeri bana da ver. Ey dereceleri yükselten, bereketleri yağdıran, ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım, sesler farklı dillerle gürleyerek sana doğru yükseliyor. Senden dileklerde bulunuyor. Benim dileğim de dünyada yaşayanların beni unuttuğu imtihan yurdunda senin beni anman ve hatırlanman ve unutmamandır. <laughs> Allah'ım, sen sözlerimi işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık, nem varsa biliyorsun. İşlerimin, amellerimin hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum. Senden eman güven diliyorum. Korkuyorum. Kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl istekte bulunursa ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Senin yüce huzurunda boynunu büken, senin için gözlerinden yaş akıtan, senin uğrunda bütün varlığını emrine amade kılan, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Allah'ım duamı kabul buyurmaktan beni mahrum kılma. Bana şefkat ve merhametle muamele eyle. Ey kendisinden istekte bulunanların en hayırlısı, verenlerin en cömerdi. İlahi sana karşı kim kendini övebilir ki? Ben kesinlikle kendimi kınayan biriyim. İlahi dilim masiyetlerle tutulmuş.'' Benim sana vesile olacak ne işe yarar bir amelim ne de temenniden öte bir şefaat edenim var. İlahi kusurlarımın huzurunda bir mevki senden özür dilemeye yüz bırakmadığını biliyorum. Senin ikram sahiplerinin en cömerti olduğunu da biliyorum. İlahi ben rahmetine yetişmeye liyakatli ehliyetli değilsem, Rahmetin bana yetişebilir. Çünkü senin rahmetin kanunlarının üzerinde cari olduğu her şeyi kuşatacak ölçüde geniştir. Ben de senin kanunlarının üzerinde cari olduğu bir varlığım. İlahi benim kusurlarım ne kadar büyük olsa da senin affının yanında küçük kalır. Sen kusurlarımı bana bağışla. Beni koruma kalkanına al. Ey kerem sahibi Allah'ım. Sen kerem sahibi Allah'sın. Bense aciz bir kulum. Ben günah ve kusur işler durursam sen de bağışlamaya devam edersin. İlahi sen yalnızca sana itaatkar olanlara rahmet ve merhamet edeceksen günahkarlar kime sığınacaklar? İlahi bile bile itaatinden uzaklaştım. Bilerek senin günah saydığın taraflara yöneldim. Senin şanın her türlü eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Benim sorumluluğumda sana olan taahhütle ilgili ne büyük delilin Kur'an'ın var. Bende tecelli eden ne cömert af ve ihsanın var. Sana olan taahhüdüm kesintiye uğrarken benim sorumluluğumu gerektiren delilin varlığı sen bana hiç muhtaç olmazken benim daima sana muhtaç olmam kesinlikle senin beni affetmen ve koruma kalkanına alman sonucunu doğurur. Ey yalvaranların dualarını kabul edenlerin en hayırlısı, ey ümit bağlananların en faziletlisi, İslam hürmetini, Muhammed'in kulluğunu, görev sorumluluğunu vesile ederek sana yöneliyorum benim günahlarımı bağışla, beni şu vakfe yaptığım yerden bütün ihtiyaçlarım yerine getirilmiş olarak döndür. Bütün istediklerimi bana ihsan buyur. de bulunduğum dileklerimi gerçekleştir. İlahi bana öğrettiğin sözlerle sana dua ediyorum. Bana anlattığın ümitten beni mahrum etme. İlahi karşında hakkaniyet duygularını bütün organlarına yansıtarak Huşu ve tevazu ile eğilen, kusurlarını itiraf ederek sana sığınan, gözyaşları akıtarak tövbe eden, haksız davranışlarının bağışlanması ve affedilmesi için yalvaran, umduğuna ermeyi ancak senden bekleyen, birçok kusurlarına rağmen vakfesinde ihsanından ümidini kesmeyen bu kuluna akşam üzeri ne yapacaksın? Ey bütün canlıların sığınağı, bütün müminlerin yardım edeni, koruyucusu, velisi, iyiler, iyilik edenler, iyi icraat yapanlar senin rahmetinle kurtulurlar. Kötüler, kötülük edenler, kötü icraat yapanlar kendi günahlarıyla helak olurlar. Allah'ım senin huzuruna çıktık, senin civarına konduk, umutlarımız sende, Dileklerimiz senin yanındadır. Senin ihsanını diler, senin rahmetini umarız. Azabından korkarız. Kusurlarımızın bütün ağırlığıyla koşarak sana sığındık. Senin beyti haramını ziyarette bulunduk. Ey istekte bulunanların ihtiyaçlarının sahip ve maliki olan Allah'ım. Ey susup duranların içlerinden geçirdiklerini bilen Allah'ım. Ey yanı başında yardım beklenilecek başka Rab bulunmayan Allah'ım. Ey fevkinde saygı duyarak korkulacak başka bir yaratıcı olmayan Allah'ım. Ey yanına varılacak veziri rüşvet verilecek kapısı bulunmayan Allah'ım. Ey dilekler çoğaldıkça cömertliği, keremi artan, ihtiyaçlar fazlalaştıkça lütuf ve ihsan yağdıran Allah. Allah'ım sen her misafiri konaklatıp ağırlarsın. Bizler de senin misafirleriniz. Bizleri cennetine konaklatıp ağırla. Allah'ım her kafileye bahşiş, her isteyene atı verilir. Her ziyaret edene ikram yapılır. Her sevap umana sevap yazılır. Senin katındaki mükafattan, mükafat dileğinde bulunana mükafat, senin katındaki rahmetten, rahmet dileyene rahmet, sana yakın olma hasreti özlemi duyana yakınlık ihsan olunur. Senin af vesilelerini arayanlara da af ve mağfiret buyurulur. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. İlahımız peş peşe nimetler veriyorsun. O kadar ki peş peşe verdiğin nimetlerle nefisler tatmin oluyor. İbretler, dersler içeren deliller ortaya koyuyorsun. Senin hüccetinle susan insanlar konuşur hale geliyor. İhsanlar, yardımlar yağdırıyorsun. O kadar ki senin dostların hakkını kusur işleyerek ödediklerini itiraf ediyorlar. Kudretinin delillerini ortaya koyuyorsun. O kadar ki gökler ve yerler senin delillerini bütün çıplaklığıyla bağırarak anlatıyor. Kudretinle kainata hakim, hakim oluyorsun. O kadar ki her şey senin gücüne iktidarına boyun eğiyor. Senin azamatinden dolayı yüzler yere düşüyor. Teslim bayrağı çekiyorlar. Kulların kötülük, kötü iş, kötü icraat yaptığı zaman hilim ile muamele yapıyor, mühlet veriyorsun. İyilik, iyi iş, iyi icraat yaparsa lütuf ile muamele yapıyor, kabul ediyorsun. Eğer isyan ederlerse isyanlarını gizliyorsun. Günah işlerlerse affediyorsun. Koruma kalkanını alıyorsun dua ettiğimiz zaman icabet ediyorsun. Niyaz ettiğimiz zaman bizi duyuyor, niyazımızı yerine getiriyorsun. Sana yöneldiğimiz zaman yaklaşıyorsun. Senden uzaklaştığımız zaman davet ediyorsun. İlahımız apaçık her şeyi açıklayan kitabında bütün peygamberleri tasdik eden son peygamber Muhammed'e eğer akıllarını kullanarak küfürden, şirkten, müminlere düşmanlıktan, savaştan vazgeçerek İslam'a girerlerse, inkarda ısrar edenlere, kafirlere geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Kur'an-ı Kerim 8. sure 38. ayet buyuruyorsun. Onlar adına seni en çok razı eden bilerek Kasten inkarlarından sonra kelime-i tevhidi ikrarlarıdır. Biz de senin bildiğini isteyerek kabul ve şehadet ediyoruz. Samimiyetle Muhammed'in peygamberliğinde kabul ve şehadet ediyoruz. Bu şehadetimiz dolayısıyla geçmiş günahlarımızı affet. Bizim payımızda İslam'da yerini alıp samimiyetle görevini yapan kullarının payından daha aşağı düşürme. İlahımız meşru şekilde sahip olduğumuz kölelerimizin özgürlüğüne kavuşturulmasını zatına yakınlaştırma vesilesi sayıyorsun. Biz de senin kullarınız. Lütfunla muameleye bize daha yakınsın. Bizi de hürriyete kavuştur Allah'ım. Sen bize fakirlerimize bağışta bulunmayı emrediyorsun. Biz de sana muhtaç fakirleriz. Bize lütufla muamelede en çok hak sahibisin. Bize de bağışta bulun. Bize zulmedenlere afla muameleyi tavsiye ediyorsun. Biz nefislerimize zulüm ve haksızlık ettik. Sen de lütfa ikrama en çok layık olansın. Bizi affet. Bizi koruma kalkanına al. Bize merhametinle muamele yap. Sen bizim Mevlamızsın. Ey Rabbimiz bize dünyada devlet, iyilik ve güzellik, Bol servet, sağlık, emniyet, salih ve saliha eşler ve salih evlatlar ver. Ahirette de güzel mükafatlar ver. Cennetini ver, rızana ulaşma mertebesine erenlerden eyle. Bizi ateşten, cehennem azabından koru. Efendim, e, Arafat'ta vakfede, akşam saatinde gerçekten... En az böyle 20 dakika, yarım saat süren, e, hatta daha fazla e, devam eden ve ayakta yapılan dualardır vakfe duaları. E, malum haliniz, gidenler bilirler. E, orada gözyaşları sel olur. Orada bütün Allah'a olan bütün yalvarışlarımızı yaparız. Neden? Çünkü müjde var. Arafat'ta vakfeye durduğun zaman, bu vakfe duasında Arafat'ta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onunla baş başasın. Evet bir hoca efendi tabii ki orada dua edecek. Herkes amin diyecek, yalvaracak. Burada da sevgili peygamberimiz dua ediyor ümmetleriyle beraber Arafat'ta. İşte bu duada, bu dua esnasında gerçekten inananlar için müjdeler var. Nasıl o ana kadar kaç yaşında isen orada vakfede durduğun an ama 40, ama 30 ama 50 ama 70 ama 80. O ana kadar işlediğin bütün günahların bütün günahlarının döküldüğünü, döküleceğini, o günahların senden sadır olacağını ve affolunacağını Cenab-ı Hak müjdeliyor. İşte bu duygu, bu hissiyat. Tabii ki kusursuz, günahsız insan yok. Hepimiz günahkarız. Peygamber Efendimiz alemlerin efendisi, kainatın efendisi bile, efendim yüce peygamber bile böyle dua ediyor. Tabii o bütün bunları aynı zamanda ümmetleri için söylüyor. Sadece kendisi için değil. Orada dua eden hoca efendiler de öyle. Hem kendisi için hem bütün orada bulunanlar için yalvarıyor. İşte bu yalvarışların sonunda hakikaten gözyaşları sel oluyor. Gözyaşlarının böyle ihramlardan süzülüp gittiğini yere kumlara kadar bulaştığını görüyorsunuz. Bunu yaşıyorsunuz ve ve oradan hakikaten hafiflemiş olarak böyle bir tüy gibi ayaklarınız yere değmeden o vakfe duası sonrasında herkes birbirine sarılıyor, helallaşıyor, hıçkırıyor, ağlıyor. Yani hakikaten o müjdeye mazhar olunduğu orada gün gibi aşikar görünüyor. Yani diyorsunuz ki ya Rabb'i sana hamd olsun sana hamd olsun Allah'ım bu anı bana yaşattın sana hamd olsun. İşte o ziyarette o Arafat'taki o duygular içerisinde Arafat'taki çadırlarda milyonlarca hacı adayı kadın erkek o anı yaşıyor ayakta ayrı ayrı çadırlarda. 300-500 biner kişilik topluluklar halinde başlarında hoca efendiler mikrofonlarla yalvarıp dua ediyorlar. Ağlıyorlar, feryat ediyorlar. İşte bu anda hakikaten insan, e, inananlar için söylüyorum, inanıp da o vakfeye duranlar için bunu söylüyorum, hakikaten günahlarınızın döküldüğünü hissediyorsunuz. Efendim sohbetimizin başında size arz ettiğim şey, bize aş yaklaşık yarım asır önce intikal eden bir ilahiden bahsetmiştim. Bu ilahi okuyup sohbetimi sonlandırıyor ve kısa bir dua artık bu Arafat duasının üzerine dua gerekmez ama e, hemen e, iki cümlelik bir dua eder sohbetimizi sonlandırırız. Ey Habibi Muhterem-i biz biz rahmı şef kat et bize

Efendim sabah makamında bir ilahiydi. Tabi geçmiş yılların bundan 50-100 sene öncesinin e, ilahi e, tarzı daha hakim. Buna musikide biraz gangalı okuyuş diyorlar. Şimdi e, bugünün tarzı değil ama geçmişten bir örnek bir manisa... ...ilahisini sizlere arz etmeye çalıştım. Ee, Allah kabul etsin inşallah. Efendim tuttuğumuz oruçlarımızı... ...yaptığımız ibadetlerimizi... E, ...okunan Kur'an-ı Kerim'i... E, ...yapılan hatim hatmi şerifleri... ...yasinleri, sure-i mülkleri... ...bütün sure-i celileleri... Yüce, e, ...Rabbimiz, Yüce Allah'ımız... E, ...yüce katında... ...kabul ve makbul buyursun... ...iftar sofralarımız mübarek olsun, bereketli olsun. Bütün geçmişlerimize gani gani rahmet olsun. Sevgili peygamberimize salatu selamlar getirerek sohbetimizi sonlandırıyoruz. As salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim ezan vakti oruçlarımızı açacağımız saat 20.38'dir, sahurda inşallah imsak saati de 3.51 olarak bugün tayin edilmiştir. Bilgilerinizi arz ediyorum, yarın iftar saatinde buluşmayı diliyorum. Hoşçakalınız, esen kalınız efendim. Müzik